Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf İngilizce videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, what's in the video? Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki internet konusundayız. LGS'ye hazırlık sorularında da bolca karşısına çıkan arkadaşlar istatistik sorularından bazılarına göz atacağız. Dünyadaki ve ülkemizdeki arkadaşlar internet kullanımıyla alakalı 2020 yılında nasıl istatistikler varmış onlardan bahsedeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi konumuza başlamadan önce bizim istatistikleri daha iyi anlamak adına şu terimlere aşina olmamız lazım. Bunları biliyor olmamız lazım. All of the. Şimdi %100 bunu okurken de şöyle okuyoruz. 100. Yüzdeleri de percent gibi okuyoruz. 100%, 95%, 80-90%, 51-60% gibi percent diye okuyoruz. Yani %100'ü, %10'u, %20'si gibi artık nasıl okuyacaksak. %100'ünden bahsediyorsak mesela burada atıyorum teenagers, gençlerin internet kullanım alışkanlıklarından bahsedeceğiz. Bu teenagers olabilir, people olabilir, herhangi bir olabilir, herkes students olur. Olabilir, öğrenci olabilir. Her şeyi kapsıyor yani. All of the teenagers, öğrencilerin all, tamamı. Nearly all, nearly. Neredeyse. Neredeyse yaklaşık olarak anlamına gelir. Yaklaşık olarak ergenlerin ya da gençlerin tamamı. Tabii bu 95 artık 100'e yakın sayı. 80 ile 90 arasındaysa ya da işte 75 ile 90 arasındaysa. Çok. Bu rakamlar keskin rakamlar değil arkadaşlar. Hani aşağı yukarı tahmin ettiğimiz rakamlar. Most of the students, gençlerin çoğu, birçoğu artık ne derseniz. 50'nin hemen üzerindeyse, yani yarısının hemen üzerindeyse. More than half of the teenagers, gençlerin yarısından fazlası. 50% yani 50'si ise half of the teenagers. Tam 50 bu ama. Yarısı. Evet. 50'sinden biraz aşağısında 45-49 arasındaysa nearly half of the teenagers. Gençlerin neredeyse yarısı. Artık %30, %40'ı oran iyice düşüyorsa less than half of the teenagers. Yani yarısından azı, çok daha azı. Onlar da 20'lerde düşük bir oran varsa few of the teenagers. Gençlerin birkaçı yani azları. Çok azınlığı. None, yani baktık hiç oran yok. 0%, none of the teenagers. Gençlerin hiçbiri gibi. Arkadaşlar none hiçi, few azı, less than half yarısından azı. Nearly half neredeyse yarısı. Half yarısı, more than half yarısından fazlası. Most çoğu, nearly all neredeyse tamamı, all da tamamı anlamına geliyor. Birazdan bu ifadeleri kullanacağız. Şimdi %40'ı için arkadaşlar şuraya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Atıyorum 40% de. Bunu şöyle ifade edebiliriz. 4 in 10 of the teenagers. Ne demek bu? Gençlerin 10'da 4'ü. Yani %40'ı yine aynı anlama geliyor. Bunu okurken şöyle de okuyabiliriz arkadaşlar. 4/10 of the teenagers. Bu sadece yine 40'ı için mi hocam? Yani 50'si de diye de şekillendirebilirim. Sadece o aklıma geldiği için söylüyorum. 4/10 of the teenagers. Yani gençlerin her 10 kişiden 4'ü. 5/10 of the teenagers, 10 kişiden 5'i gibi. Kaçsa artık oranı, yani aklıma o geldiği için onu söyledim. Yoksa illa 4'e özel bir şey yok. 4 in 10 ya da 4/10 of the teenagers gibi de söyleyebiliriz istatistiklerimizi. Tamam. Şimdi, Digital Around the World in 2020. Böyle bir tablo var arkadaşlar önümüzde. Bu tabloyu dikkatlice inceleyelim. 2020'nin January, Ocak ayına itibariyle. Total population of the world, dünyanın toplam nüfusu. 7.75 billion. Billion milyar demek. Çok kalabalık. Arkadaşlar bunların işte %55'i şehirlerde yaşıyormuş. Bu arada. Mobile phone users, cep telefonu kullanıcıları 5.19 billion. 5.19 milyarı ki dünya nüfusunun %67'si oluyor bu. Cep telefonu kullanıcısıymış. Yani dünyanın %30'unun 33'ünün hala cep telefonu yok. Onu da öyle bir şey düşünebiliriz. İnternet users, internet kullanıcılarına baktığımız zaman arkadaşlar, hani cep telefonu kullanmasına rağmen internet bağlantısı olmayan eski tip telefon kullanan insanlar da varmış. O da 4.54 milyar insanmış ki bu da %59'una tekamül ediyormuş arkadaşlar dünya nüfusunun. Active social media users, aktif olarak sosyal medyayı kullananların oranı ise arkadaşlar 3.8 milyar, yani o da neredeyse yarısı. Neredeyse yarısı. Şimdi neredeyse yarısı ifadesini burada kullanacağız. Evet. Bakalım şimdi burada burayla alakalı nasıl cümleler kurabiliriz? Daha doğrusu bunlardan hangi cümleler true mu false mu ona bakacağız. More than half of the world population use mobile phones. More than half ne demek? Yarısından fazlası. Evet. Dünya popülasyonu, dünya nüfusunun yarısından fazlası cep telefonu kullanıyor diyor. Kullanıyor. Şimdi baktığım zaman %67. Sence o zaman bu doğru mu? True. True tabii ki.
Nearly half of the people on earth. Earth yeryüzü demek arkadaşlar. World dünya demek. Nearly half of the people on earth use the internet. Dünyadaki yani yeryüzündeki insanların neredeyse yarısı internet kullanıyor. Şimdi baktığımız zaman neredeyse yarısı mı? Hayır. Hayır. Yarıdan fazlası kullanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu false. Yanlış bir ifade. All of the internet users use social media actively. Ne diyor? Tüm internet kullanıcıların sosyal medyada aktif diyor. Aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanıyor diyor. Evet. Baktığımız zaman 4.54 milyar insan interneti kullanıyor, kullanıyor ama bunların hepsinin sosyal medya hesabı var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu da false. False. Yanlış bir ifade. The number of the internet users. Bu da çok geçen bir ifadedir sayısı. Arkadaşlar. Sayısı. The number of the internet users is more than the number of active social media users. İnternet kullanıcılarının sayısı aktif sosyal medya kullanıcısının sayısından fazla. Fazla. Güzel bir cümle. Doğru. Uzun bir cümle. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlar aslında şu ikisini kıyaslamasını yapıyoruz. Okay, dolayısıyla bu true. Evet. Ve geldim son istatistiğime. All of the mobile phone users have at least en az demek. At most da en çok. At least one account on social networks. Tüm mobil telefon kullanıcılarının en az bir tane sosyal medya hesabı var. Şimdi bakalım mümkün mü böyle bir şey? Değil. Değil. Çünkü 5.19 milyar insanın 5.19 milyar sosyal medya hesabı olması lazımdı. Ama yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada false diyoruz. Yani cümlenin başındaki şu ifadeleri anlamamız arkadaşlar bu yüzden önemli. Soruları çözerken bunlara da bolca karşılaşacağız. Şimdi peki ülkemizde durum neymiş ona bakalım. Overview of the internet use in Turkey. Yine evet. 2020 yılına ait arkadaşlar. Türkiye'deki internet kullanımına bir genel bakışa bakıyoruz. Total number of the internet users. İnternet kullanıcılarının toplam sayısı. Toplam sayısı baktığımız zaman 62.07 million. 62.7 milyon insan. Yani ülke nüfusu 82-83 milyon olarak değerlendirirsek 62 milyon internet kullanıcısı ciddi anlamda ciddi bir rakam diye düşünebiliriz. Internet users as a percentage. Percentage oran. Of total population. Toplam nüfusu oranı. Toplam nüfusu oranı arkadaşlar. %74 civarındaki bu ciddi bir yani halkın 4/3'ü kullanıyormuş. Evet. Baktığımız zaman hani %75 gibi bu yuvarlarsak. Annual growth. Annual yıllık demek. Annual growth in the number of the internet users. Yıllık büyüme hızı. İnternet kullanıcılarındaki yıllık hız. 2.4 milyon insan sadece 2020 yılında internet kullanmaya başlamış. Ki bu toplam nüfusun %4'üne tekamül ediyor. Neden? Biraz koronadan dolayı herkes eve gizlendi. Biraz bunun sebebi olmuş olabilir. Devam edelim. Average ortalama demek. Average day, bu enteresan bir istatistik, ona dikkat edelim. Average daily time spent on the internet. Ortalama günlük kullanım süresi. İnternetin günlük kullanım süresi 7 hours 29 minutes. Çok fazla. 7 saat 29 dakika yani 7,5 saate denk geliyor. Bir günün 24 saat olduğunu düşünüyoruz zaten. Dolayısıyla 24 saatin neredeyse 3'te 1'i. Evet. Yani bir günümüzün 3'te 1'ini internet başında geçiriyormuşuz. İnanılmaz. Bu ciddi bir rakam arkadaşlar. Evet. Tabii bu internet derken hani bazen iş yaparken de yine internete bağlıyız. Yani sadece interneti sosyal medyadan ibaret düşünmeyelim. Televizyon izlerken de yine bunu internet üzerinden izliyoruz. Müzik dinlerken de bir sürü zaten birazdan onun da istatistiklerini göreceğiz. 7.29 dakikayı internette geçiriyormuşuz ama ciddi bir rakam olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz. Şimdi buradaki ifadeleri yukarı kullanacağız. Tamamdır. 4% neydi 4%? %4'ü. Evet. Dikkat edersen bu arada normalde biz Türkçe'de ne yapıyoruz? Yüzde ifadesini öne getiriyoruz. Orada sonra. Ama İngilizce'de sonda. 4%, %4'ü. Evet. 4%, güzel. More than half neydi? Yarısından fazlası. Nearly one third. One third ne? İlk üç. Yani üçte birinin ne yaklaşığı? Yaklaşık 1/3'ü. Neredeyse 1/3'ü. 74%. %70. 74. 4 pardon. %74'ü. Evet. Şimdi baktığım zaman o demin kitabı önümüze alalım. Evet, bunu alalım. Blah blah of the Turkish people are internet users. Evet. İnternet kullanıcılarının sayısını soruyor. Baktığım zaman? O zaman 62 milyon. Evet. Bakalım hangisi? Yani orana vurduğumuz zaman? Ha, %74. O zaman? Pardon, oranı soruyor. 74%. D'yi direkt buraya getirebiliriz. 74% of the Turkish people are internet users. Türk halkının %74'ü internet kullanıcısı. Devam edelim. Blah blah of the Turkish people use the internet actively. İnterneti aktif olarak kullanan Türk insanları baktığımız soruyor. Zaman. Onlar da interneti yine 62 milyon. 62 milyon insan. Olmuyor. Ben 62 milyonu bir türlü bulamayacağım. Yarısından fazlası olabilir mi? Yarısından fazlası tabii ki. More than half. Yani şöyle direkt yazabiliriz. Aynen öyle. Devam edelim.
Evet. All the Turkish people started to use the internet last year. Şimdi 2021 yılındayız artık. Geçtiğimiz yıl. Şu kadar Türk insanı diyor. Yani nokta nokta Türk insanı. Türk halkı. Türk halkı. İnternet kullanmış geçtiğimiz yıl kaç? 2.4 milyon kişi. Yani, bu toplam %4'ü o zaman? 4% değil mi? Percent, pardon. Percent diye okunuyor. Percent. Güzel. Evet. Yani Türk halkının dediğim gibi koronadan dolayı herkes eve kilitlenip girince %4'ü daha kullanmaya başlamış. Evet. People in Turkey spent blah blah of the day using the internet. Evet. Yine Türkiye insanı diyor günlük şu kadar saat... İnternet kullanarak geçiriyor. Neydi? 7 saat 29 dakika. Yani günün neredeyse 3'te 1 yani. Neredeyse. Nearly one third. Neredeyse 3'te 1'ini arkadaşlar internet başında geçiriyor. Bu da enteresan bir istatistik diyoruz. Geldim şimdi share of web traffic by device in Turkey. Türkiye'deki internet trafiğinin paylaşımı. Yani değişik araçlardan. Baktığım zaman mobile phones ciddi bir ön tarafta. 74.8%. Yani 74.8'in mobile phones. İnsanlar cep telefonundan giriyorlarmış. Evet. Laptop or desktop, bilgisayarları kullanarak 24.3% of the Turkish people. Evet. İnsanların yani Türk halkının %24.3'ü laptop veya işte masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayardan giriyormuş. Enteresan, ben daha fazla onu düşünmüştüm. Çok tablet az. Computers, tablet bilgisayarları kullanarak arkadaşlar internete bağlananlar oranınız 1 bile değil. Yani %1 bile değil. 0.9. Bu da normalde arkadaşlar. Hani çocuk yaştakilerin olduğunu düşünüyorum. Hani yetişkinlerin olduğunu pek düşünmüyorum. Other devices. Diğer aletler. Yani hani oyun konsollarından falan da internete giriyorlar. Doğru. Ya da işte evdeki akıllı televizyonlardan da internete girenler var. Onların da oranı demek ki ciddi anlamda düşmüş. Şey o da... olur mu hocam mesela hani derler ya tost makinesinden mi bağlanıyorsun internete? o da sayılır mı hocam? Artık o da değil demek ki. Diğer aletlerden deyken oyun konsollarından, akıllı televizyonlardan onlar da %0,03. 10.000'de 3 yani. Binde 3. Ne şöyle %3 mü? %3 olmuyor. Binde 3 oluyor. Aynen öyle. Benim matematik gitti burada. 10.000'de 3 oluyor. Güzel. Evet. Şimdi biz Fatma Hoca ile matematik dersinde şey çektik böyle. Dilim ne derler buna? Grafik. Grafik. Evet. Pasta grafiği, dilim grafiği, işte pasta grafiği. Bu oranı bu şekilde gösterirsek sence burayı hangi isimler yazmamız gerekir? Yani maviye hangi isim yazmamız lazım? Yine az önceki şey. Aynen. Buradaki oranları isimlendireceğiz şimdi. Sence buraya mavi bölüme ne yazmamız lazım? Mobile phone. Mobile phones değil mi? Cep telefonları. Evet. %74'ü. Turuncu bölüme? Turuncu bölüme %24'ümüz. Laptop and desktop. Laptop. Şu işareti yaptım. Güzel. Evet. Desktop. 0,9'luk gri bölüme? Oraya da tablet computers. Tablet computers. Tablet diye mi okunuyor? Direkt tablet okun. Evet. Kasma. Tablet. Sarı bölüme. Other devices. Other devices. Yani diğer aletler. Sevgili arkadaşlar bunu böyle pasta grafiği şeklinde görebilirdik. Veya bu şekilde sütun grafiği gibi de görebilirdik. Her türlü arkadaşlar tablo sorunuza karşınıza çıkabilir. Yine baktığımız zaman mavi mobile phones'la, turuncu laptop and desktop'la, gri tablet computers ve sarı bölümde other devices'la gösterilebilir. İki şekilde de karşınıza çıkabilir sevgili arkadaşlar. Cümleyi de şöyle kurabildik aslında burada cümle kuracak olsaydık. 74.8% of Turkish people... connect to internet by mobile phones ya da via mobile phones gibi cep telefonu aracılığıyla internete bağlanıyor diyebilirdik. Şimdi diğer bir istatistiğimize bakalım. Online content activities in Turkey. Türkiye'deki online içerik aktiviteleri. İnternette peki bu kadar zaman geçiyor da peki internette ne yapıyorlar bu insanlar? Watch online videos. Online çevrimiçi videoları izlemek. %93 oranında korkunç. Wow, çok dikkat ettiğim zaman. Watch Vlogs, hani vlogs değil de video bloglarını izliyorlar %45 oranında. Listen to music. Müzik dinlemek %72 çok güzel. Listen to online radio stations. Evet, online radio istasyonları %42. Listen to podcasts. Podcasts. Bu da %30 oranındaymış. %30, evet. Yani internette bunu yapıyorlarmış. Şimdi gel hadi bunları cümle haline getirelim. Evet. Nasıl getireceğiz? Nasıl getireceğiz hocam? En baştaki kağıdı elin al istersen. Bu hani yüzdelik hani ok var diye. Birinci sayfayı düşün. Evet. Evet. Şimdi onu da kullanalım. Bunu da bir kere daha öğrencilerimize gösterelim sevgili arkadaşlar. Oranları. Tamamı, neredeyse tamamı, yüzdesi ya da direkt yüzdenin adını da verebiliriz. Şimdi baktığımız zaman internette insanlar %93 oranında ne yapıyorlarmış? Online. Watch online video. Yani şey online video izliyorlar. O zaman. Acaba cümleyi nasıl başlatacağız? Nasıl başlatacağız hocam? Yardımınıza ihtiyacım var. Şöyle yapabiliriz. Neredeyse herkes nearly. Nearly. All of the. Nearly. All of the people. Of the Turkish people. Turkish people demelim. Internet users. Internet users. Internet users. Ne yapıyorlarmış?
Watch online videos. Watch online videos. Ha, direkt böyle kullanabiliyoruz. Tabii tabii. Yani evet, neredeyse internet kullanıcının tamamı. Hı hı. Tabii en başa istersen in Turkey yazabiliriz. Türkiye'de. Ha evet, tabii ki öyle demek daha doğru oluyor. Evet. Nearly all of the internet users watch online videos. Evet. Devam edelim. Şimdi ikincisine bakalım, hatırlayalım. Evet, hatırlayalım. Watch vlogs. Vlogları izleyenler neydi? %45. Yani yarıdan azı. Evet. Daha doğrusu neredeyse yarısı da diyebilirdik aslında. Evet. İki ifadeyi de kullanabiliriz. Dolayısıyla... O zaman nearly half of the... Nearly half of the internet users watch vlogs. Watch vlog. Evet. Değil mi? Devam evet edelim. %72'si. Yani %72 neye denk geliyor? Yarısından fazlası. Yarısından fazlası. O zaman o halde more than half of the more than half of the internet users internet users listen to music. Listen to music. Evet. Güzel. Devam edelim. %42'si demiş. Yarısından azı. O zaman yarısından azı diyelim. %40, %42 yarısından azı. Biz hani neredeyse yarısı ifadesini kullandığımızdan dolayı yarısından azını kullanalım. Normalde ikisini de kullanabilir. Sıkıntı yok. Less than half of. Güzel. Less than half of the internet users listen to online radio stations. Listen to online radio stations. Hayatımda kurduğum en uzun cümle oldu hocam. Olabilir muhtemelen. Evet. Ve son olarak listen to podcast. Podcast dinleyenler? Onlar da çok daha altında. Çok daha az. Normalde %10, %20 demiştik. Arkadaşlar bu oranlar kesin değil. Bunu biz kendimiz belirliyoruz dedik arkadaşlar. Dolayısıyla burada da few. Ama few kullanalım. Değil mi? Çok azı diyelim. Çok fazlası değil. Few of the internet users. Few of the internet users. Listen to podcasts. Users. Podcasts söylemek zor. Listen to podcasts. Podcast'in anlamı nedir peki hocam? Yani bu kayıtlı film ses yani böyle bir çok tam direkt bu, Türkçe'de direkt böyle geçti aslında. Bilmiyorum ya, tam evet. Türkçe tam karşılığında aslında radyo yerine dinliyor insanlar ama. Eski kayıtları dinledikleri zaman evet podcast dinlemiş oluyorlar ama bunun Türkçe'de bir karşılığı var mı? Türk Dil Kurumu onun karşılığı şey bulur. Ya podcast'in bir ayrı anlamı yok yani. Varsa da ben o kadar internet terminolojisine sahip değilim. Evet. Şimdi diğer oranlara bakalım arkadaşlar. Etkinlikleri, aktiviteleri, cümle kurmayı bitirdik. Gördüğünüz üzere şu sayfayı arkadaşlar, şu birinci sayfa ciddi anlamda önemli. Hı hı. Özellikle istatistiklerden bahsederken bunu bir kere zihnimize kazımamız lazım. Şimdi bakalım nasıl başka böyle pasta dilimi şeklinde gösterilen oranlara bakalım. Internet users in the world distribution by world regions. Dünyanın bölgelerine göre internetin kullanımına bakalım istersen. Burada bir kıyaslama da bahsedebiliriz. Asya, Asya. Neredeyse dünyanın internet kullanıcılığından yarısı. Ki bu Asya deyince evet, Çin zaten dünya nüfusunun 1,5-2 milyar yani dünya nüfusunun 1/4 orada yaşıyor. Aynen. Hindistan var, Japonya işte birçok ülke var aslında orada. Hı-hı. Biz de belki oraya sayılabiliriz. Bilmiyorum şu an bu pasta dilimde neyi sayıyorlar. Europe, Avrupa, Afrika'da, Latin Amerika'da, North America'da, Kuzey Amerika'da, Middle East, Orta Doğu'da arkadaşlar. Oceania and Australia. Avustralya'da bu şekilde imiş. Yani şunu söyleyebiliriz bu bahsedilmeye baktığımız zaman. Hani bu tarz bir resim karşısına çıkıp what can you say about the statistics? İstatistikler hakkında ne söyleyebilirsin? People living in Asia. Evet. Ya da Asian people. Asya insanları use internet more than the other regions diyebilirim. Yani internet Asya'da yaşayan insanlar diğer bölgelerdekilere nazaran daha fazla interneti kullanabilir diyebiliriz. Evet. Bu tarz kıyaslamalar yapabiliriz. Şimdi how long did it take to reach 50 million users? 50 milyon kullanıcıya ulaşmak ne kadar sürer? Bu hani bununla alakalı bir sadece bilgi olsun diye söylüyorum. Enteresan bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. 50 milyon insan kullanıcıya ulaşmak reklam yoluyla nasıl oluyormuş bakalım. Sadece radyo üzerinden yapılan bir reklamda 38 yılı alıyormuş. Oo, çok uzun. Ama 50 milyon kişiden bahsediyoruz. Ciddi bir rakam yani. TV üzerinden 13 yılı alıyormuş. Ama internet üzerinden de 4 yılı alıyormuş. Bu da enteresan. Demek ki internet aslında her şeyi kolaylaştırıyor. Çok fazla. Çünkü gerek video izlerken gerek dolanırken sürekli karşımıza reklamlar çıkıyor. Evet. Dolayısıyla hani günümüzde bakıyorsunuz her yani YouTube'dan premium üyeliniz yoksa arada birkaç tane denk gelebiliyorsunuz. Devam edelim. Internet users sent 204 million emails per minute. Dakikada. Per minute her bir dakikada internet kullanıcıları 204 milyon e-mail atıyormuş. Çok fazla. More than 70% of email is spam. Aa, evet. Bu e-maillerin 204 milyon e-mailin %70'inden fazlası dikkat edersen de spammış. Yani önemsiz, gereksiz. Gereksizmiş. Ve geldik son sayfamıza sevgili arkadaşlar.
2 hours 25 minutes per day. Günde 2 the saat average günlük. User spend on social networks or micro blogs. Hani dedik ya bir günde internette 7 saat 7,5 saate yakın kullanılıyor. Peki sadece sosyal medyada geçirilen zaman ne kadar? Dünya ortalaması 2 saat 25 dakikaymış ki bu da korkunç bir süre. Çok. Bu da istatistik olarak ortalama arkadaşlar. Ortalama olduğunu düşünürsek evet. Bu da istatistik olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar, internet kullanımıyla alakalı istatistikler bunlardı. Cümle kurarken size söylediğimiz önemli noktalara dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı yaşamadan cümle kurabileceğinizi düşünüyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.